TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı. 23 Haziran Perşembe akşamı 143. bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bireysel dokunulmazlık ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6 yakalan yarışmacılar, İstanbul'daki büyük finale adlarını yazdırabilmek için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise haftanın ikinci adayını belirledi, yapımını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. Büyük finale geri sayımın başladığı yarışma, 23 Haziran Perşembe akşamı 143. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bireysel dokunulmazlık parkuru, son olarak Berkan'ın elendiği Survivor son bölümde, yarışmanın son haftasına gelinirken yarışmacılar ikinci bireysel dokunulmazlık parkuruna çıktı. İlk etapta sıralama süreleri için oynanan oyun sonrası Nisa ve Adem direkt yarı finale kaldı. Ayşe dokunulmazlık KOLYSİNE'yi aldı, oyun eşleşmesinde ise Batuhan ile Hikmet, Nagihan ile Ayşe mücadele verdi. Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe Nagihan'ı, Batuhan da Hikmet'i eledi. Yarı finalde Ayşe ile karşılaşan Nisa yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Finalde ise Adem Ayşe eşleşmesinin galibi Ayşe oldu. Dokunulmazlık kolyesini alan Ayşe ödüle Nagihan ve Adem'i götürmeyi tercih etti. Nagihan şaşkınlığını gizleyemedi, 6 yarışmacı konseyde eleme adayını seçmek için toplandı. Çarşamba akşamı gerçekleşen konseyde ilk eleme adayı Ayşe seçilmişti. Potaya girmesinin ardından bireysel dokunulmaz olan Ayşe, kendi rakibini kendisi seçti. Bu süreçten sonra seçeceği ismin kendisini gönderebileceğini ya da finale götürebileceğini vurgulayan Ayşe, karşısında en çok kendimi şanslı gördüğüm kişi Nagihan dedi. Ayşe'nin eleme potasına gönderdiği Nagihan şaşkınlığını gizleyemedi, belki bazı şeyleri gözlemleyip'de geldi. Ayşe'ye kaptanlık oyunlarında yardımcı olduğunu söyleyen Nagihan, Survivor'a 45 gün sonra yedeklerden geldi. Ben dışarıda neler olduğunu bilmiyorum. Bazı şeyleri belki gözlemleyip de geldi. Ama o köprünün altından çok sular aktı. Tabii ki kendisini düşünmek zorunda. Takım oyunlarında kaptan olunca hep ilk Ayşe'yi seçtim çünkü bir kadın dayanışması olması gerektiğini düşündüm. Saygı duyuyorum. Ben mücadelemi sonuna kadar seyirciye gösterdiğimi düşünüyorum. Ama benim bir hayalim var, finale gitmek. 3 yıl büyük emek vermişim. İnşallah burada kalırım ve büyük finale giderim. Hakkımızda hayırlısı olsun dedi. Survivor son bölümde Acun Ilıcalı büyük final tarihini duyurdu. Ilıcalı, Survivor'da konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın da yaptı. Survivor büyük finali 30 Haziran'da, Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise 2 isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek. Benim yolum burada bitiyor, Survivor'a son olarak veda eden Berkan Karabulut oldu. Elenen Berkan, benim yolum burada bitiyor. Yavaş yavaş gidiyorum. Ailemi çok özledim. Burada elimden gelenin en iyisini yaptım. Geride kalan arkadaşlarımın hepsi birbirinden pırlanta. Umarım en hak eden isim şampiyon olur dedi. Acun Ilıcalı, Berkan'ın vedasını duyurduktan sonra hakkında şu konuşmayı yaptı. Senin için torpilli diyenler duydum. Bu zihniyeti lanet ediyorum. Sonra hepsi eleniyor, yazılan bir şey, bu çirkin dünya abi kardeş ilişkimiz üzerinde bir etki yapmadı tabii ki. Hayatımda olmasını istediğim insanlardan birisin. O yüzden bundan sonra da görüşeceğimizi düşünüyorum. Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel ise şampiyonluk için yarışmaya devam ediyor.